Bugün alkol alerjisini konuşmak istiyorum. Alkol alerji yapar mı? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bunları konuşalım istiyorum. Alkol alerjisi aslında çok sık görülen bir alerji türü değil ama alkol de alerji yapabiliyor. Çünkü alkollü içeceklerin içinde mısır, arpa, buğday, üzüm, sülfit gibi maddeler, histamin bununla biliniyor. Bu maddeler de alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Aynı zamanda bazı gıda alerjileri alkol tükettiği zaman reaksiyon verir hale gelebiliyor. Örneğin alkol tüketmediğiniz zaman bazen karides, deniz ürünleri tüketiyorsunuz problem yok ama alkolle beraber olduğu zaman ikisi beraber olduğu zaman iki etki birden artarak bu yediğiniz deniz ürünlerine karşı ciddi alerjik reaksiyonların da olduğu durumda ortaya çıkabiliyor. Yani alerjik reaksiyonlara katkıda sağlayabiliyor. Peki ne gibi belirtileri oluyor? Özellikle alkol tüketiminden sonra vücudumuzda kaşıntı, kızarıklık oluyor ise bazen de ödem olabilir, oluyor ise bu alkol tüketiminden sonra bir, bir iki saat içinde oluyorsa alkol tüketimine bağlı yani alkol alerjisine bağlı olabilir. Peki bunun için neler yapmak gerekiyor? Özellikle alkol içinde alkol bozulmaması için kullanılan sülfitler şaraplarda daha çok kullanılıyor. Sülfitler e, yapabiliyor. Bu sülfitler alerji reaksiyonu neden olabilir ve şarapların içinde histamin denilen maddeler üzüm alerjisi örneğin lenfosit transfer edici bir protein olan LTP denilen protein içeren bir molekül var. O alerjik reaksiyon yapabiliyor ve şeftali gibi bazı meyvelere de çapraz reaksiyonu olabiliyor. Bu üzüm alerjisinin araştırılması gerekebilir ve sülfitlere bağlı dediğim gibi alerjiler olabilir. Özellikle kırmızı şarapta da daha fazla oluyor. Bunlardan dolayı da özellikle kırmızı şarap daha çok alerji yapabilir. Bu tür şeylere karşı alerjik reaksiyon olabilir. Peki teşhisi nasıl konuluyor? test açısından özellikle mısıra, arpaya karşı alerji var mı? Buğdaya karşı, üzüme karşı alerji var mı yok mu? Test yapılabilir. Bunun dışında alkolün kendinden de belki test yapma imkanı olabilir. Bir damla damlatılarak yine test uygulanabilir. Ama unutulmamalı ki gıdalarla beraber tükettiğimiz zaman gıdanın alerji etkisini artırma özelliği de olabilir. Onun için hiç ummadığınız alerjiler de ortaya çıkabilir. Peki bunun tedavisinde neler yapılıyor? Tedavisinde özellikle kaşıntıyı, kızarıklığı engellemek için antistaminik tedaviler verilebilir ve kaşınan yerlere kaşıntıyı azaltıcı losyonlar kullanılabilir ve özellikle Gıdanın kendine karşı alerjisi varsa bu gıdayı içeren örneğin bir alkol alerjimiz e, buğdaya bağlıysa buğday içermeyen belki alkoller tercih edilebilir. Sülfite karşı alerji saptanırsa o zaman da şarap tüketimi engellenebilir. Bu tür şeyler uygulanabilir. Her alkol her kişide aynı alerjik reaksiyona neden olmayabilir. O da içindeki maddelerin çeşidine bağlı. Hangisine karşı alerjik reaksiyon varsa onu içermeyen belki alkol seçimi yapılabilir. Netice olarak alkol alerjiye katkı sağlayabilir ve içindeki maddelere karşı alerjik reaksiyon görülebilir. Test için içindeki maddelere karşı alerji var mı yok mu değerlendirilebilir. Tedavide de asıl tedavi kaçınma yöntemidir. Buna göre de alkol seçimini yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.